Şimdi size ne göstereceğim? Bakın şimdi. Ben balık bir yola geçeceğim. Arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Süper Sport bir arabayla gazlıyoruz. Videonun konusu bu. Şu an gazlanmalık bir yolda değilim. Ama bir saniye. Araba bize kaza yaptıracak Kamil. Şu an gazlanmalık bir yolda değilim ama birazdan gazlanmalık bir yola geçeceğim. Üf. Seviyorum bu arabayı ya. Ama şurası gazlanmalık bir yol olabilir. Birazcık yokuş yukarı doğru ama hatta bir ibreyi çekeyim mi size, görmek ister misiniz? Ama şu an basamıyorum ya. Of. Uf. Ah. Bir de sesini gerçekten duyabilseniz, güzel bir sesi var, çok tatlı bir sesi var. Devir mesela, atıyorum devir 4000'de, vites 3'te veya şey, az önce vites 2'deydi. Gidiyorum, gazı köklüyorum, gaza full basıyorum, patinaj çekiyorum. Şu an yollarda birazcık ıslak, sabah yağmur yağıyordu. Ama onu ufaktan öğreneceğim arabada. Az önce ESC açık kalmıştı, onu da kapattım. Siz videonun ilerideki bölümlerinde göreceksiniz onları ama. Ben Beylikdüzü'ndeyim şu anda. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Kahve içmeye gidiyorum. Şimdi. Nereden gidelim? Nerede basılır? Neyse, ben basılacak yola geldiğimde videoyu tekrardan başlatayım. Nasıl olur? Bence güzel olur. Videoyu birazdan başlatalım. Birazdan size belki 0'dan 100'de yaparız. Bakalım 0'dan 100'e kaçta çıkacağız? Kaç saniye çıkacağız? Biraz gazlamayalım mı? Şimdi size ne göstereceğim? Bakın şimdi. Birazcık gazlayalım bence ha. İnsanların içine çıkalım ve gazlayalım. Ama bugün yağmurlu, çok fazla insan yoktur ya dışarıda. Ya neden insanların içine diyorum? Ben yanlış yoldan gittim ya. Neyse, buradan sola dönelim. Neden insanların içinde diyorum? Çünkü egzoz sesini anlamanız için arabanın gerçekten kendi doğal çok güzel bir egzoz sesi var. Böyle dolu geliyor. Onu anlamanız için insanlar böyle bakıyor falan. Onu anlamanız için tamamen. Şuradan döneceğim ama yapmamam gereken bir şey. ESC'yi kapat, coşalım diyor araba. ESC'yi kapat baboş diyor bana. Madem basıyorsun diyor, ESC'yi kapat coşalım diyor. Birazdan daha güzel yerlerde basacağım. Bugünlük değil, şu anlık böyle. Saçma bir konuşmalarla videoma
renk katmaya çalışırken, saçmalarken ben... Sanayi Sesi'nin içindeyim. Burası Beylikdüzü'nde Yakuplu Sanayi diye bir yer. Burada çok basılacak bir yer yok. İleride set var ama ufak bir gazlayalım burada isterseniz. Ama set var ileride ya. Daha vites 1'de şu anda. Birinci viteste bayağı iyi bir ivme yakalıyor araba. Ben şehir içinde zaten birinci vitesten ikiye hiç atmıyorum. Sanki otomatik vites gibi bir de kullanıyorum. Üf! Ah! Fena arkama yaslandırıyor beni. Güçlü bir araba. Bayağı güçlü. 3000 motor aslında ama bana gerçekten kuvvetini hissettiren bir araba. Yollar da ıslak aslında, biraz gaza basarken böyle tam böyle kökleyemiyorum. Tam böyle full gaz gidemiyorum. Çünkü patinaj çekiyor araba. Onu ayarlamam lazım ama bunu yerler kuruyken böyle yaz bir gününde tekrardan çekmem lazım bu videoyu. Bu arada göstergede görüyorsunuz 319 bin kilometre yazıyor ama bu arabanın motoru şu anda 60 bin kilometrede falan, 62 binde falan. Yani daha sağlıklı bir motoru var. Gerçi 300 binde olan bir motor da böyle gidebilir yani, neden gitmesin? Sağlıklı bir arabaysa, eğer güzel bakılmış bir arabaysa gidebilir, neden gitmesin? Sanayideyim, burada basılacak asla hiçbir yer yok ama birazdan Beylikdüzü'nün belki o güzel yollarına çıkabilirim. Aslında bu kadar bile yeterli. Gazladık işte ama insanların içine çıkmak istiyorum birazcık. İnsanlar için de yapmak istiyorum çünkü egzoz sesini, motor sesini duymanızı istiyorum. Polisler çeviriyor. Hatta bir kere onu bile yakalamak istiyorum. Polisler her gördüğünde çeviriyor. Bunda Varex var, bunda Varex var diye sürekli çeviriyorlar ama Varex yok. Kendi egzozu, kendi sesi. Eğiliyorlar, altlarına bakıyorlar. Arabayı bir kere kaldırmaya götürdüler motorcuya falan. Bakıyorlar arabaya, kumandalı Varex var mı? Yok, yok. Sonra şaşırıyorlar falan onlar da. Arabanın tamamen kendi sesi, cidden çok güzel bir sesi var. Evet. Burada da minik bir basmalık yer var aslında da. Sanayinin içindeyiz yani. Of. Üf. Şu arabanın parçaları... yani arabanın içindeki parçalarında aralarda ufak ufak boşluklar var, nasıl satayım ya. Onları ayarlatmam lazım. Setlerden falan geçerken tıkır tıkır sesler geliyor hep sürekli. Onlar birbirlerine çarpıyor. Bak bak, görüyor musunuz? Amosörleri de ayarlatmam lazım. Ayarlatacağım onların hepsini. Ve arabayı ufak bir modifiye yaparsam eğer... videosunu yapacağım. Ses sistemini yapmadım ama çok da güzel bir ses sistemi taktırdım arabaya. Belki yapabilirim ileride. İleride dediğim birkaç gün sonra yapabilirim yani, neden yapmayayım ki? Zaten video konusu arıyorum anasını satayım. Düzgün bir yola çıkarsam videoyu tekrardan başlatıyorum dostlar. Bakın şimdi, kırmızı yanıyor. Şu kırmızıdan geçeyim. Güzel bir şey yapacağım size. Üf. Bayağı iyi. Çekiyor muyum, çekemiyor muyum bilmiyorum. Yola bakıyorum ama araba inanılmaz patinaj çekiyor. Yani cidden gidemiyorum ya. Lastikler de iyi aslında. Ya lastikler iyi olmasına rağmen böyle patinaj çekiyor. Aa teyzem. Teyzem dikkat et. Az daha izliyordum teyzeyi. Ha, bu yolda da basılabilir mi? Eğer burada basarsak tırın altına gireriz de video çekemem. Şimdi bazıları diyecek ki keşke girsen de bir daha çekemesek falan. Çekemesen video falan. Basamadık be. Lan bir gün E5'te takılırken bir videoda yapabilirim. Basmak istiyorum çünkü, anladın mı? Araba diyor ki gitmek istiyorum. Aynı yürümek istemeyen at gibi. Yani atlar sürekli koşmak ister ya. Bu da aynı onun gibi. Bas bana diyor. Bas bana diyor. Vanne. Vanne bas bana diyor.
sağa buradan sola döneceğiz ve şehir içinde yavaş gitmemiz gerekiyor çünkü okullar falan açıldı biliyorsunuz. Çocuklar falan atlar. Videoyu kapatıyorum. Belki bu şekilde yüklerim ama belki birkaç tane daha hareketli şeyler yapabiliriz. Ya neden yapmayalım? Hadi bakalım. Evet, kahveciye geldim. Bir de onu çekeyim dedim size. Bir videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi Starbucks'ta latte, semte, madde Starbucks'a geldik. Aa, benim eski arabadan. Eski arabadan var burada. Şimdi ben bu arabayı buraya bıraksam madangalık yapmış olabilir miyim? Magandalık. Zaten şurada olsam, sürekli bakıyor olsam, izliyor olsam acaba sıkıntı olur mu? Dostlarım, bu videomu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gazlama videosu çekeceğim. Bu birazcık böyle ayaküstü oldu. Böyle biraz kötü oldu. Ve yağmurlu, insanlar yok çok fazla. İnsanların bakışını falan çekmek istiyorum. Çünkü bir gaza basıyorum, bütün kafalar arabaya doğru dönüyor. Bu çok hoşuma gidiyor değil aslında. Sadece sizi gösteriyorum diye. Aslına bakarsanız arabayla çok da basan birisi de değilim. Sürekli arabayı zorlayan birisi de değilim de. İşte video konusu, anladınız mı? Güzel oluyor yani videoda. Hareketli olacak. İnsanların içinde çıktığım yerde de basacağım. Bu araba o kadar sıcak ki arabanın içi şu anda. Hava buz gibi ama arabanın içi bayağı sıcak, terledim. Neyse dostlarım, ben gideyim kahvemi içeyim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok açtım, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Ve abone olmayı da unutmayın. Video like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace. Ve benden istediğiniz videolar varsa yorum olarak yazın. Birazcık kirlendik ama arabamız bu. Bununla gazlıyoruz. Şurası lanet olsun nazar oldu.